Hayır olamaz, okula çok geç kaldım. Hemen okula gitmeliyim. Hayır. Anneciğim babacığım ben hemen çıkıyorum. Oğlum iyi de annem bir sürü yemek yaptı yani. Onları yemeden mi çıkacaksın? Ay evet oğlum ya, o kadar uğraştım sizin için. Kahvaltı hazırladım. Yemeden gitme oğlum. İyi de anneciğim babacığım okula geç kalırsam Baldi bana çok kızar. O zaman ne yapacağım? Çok yemek isterdim yani ama yiyemem. Oğlum iyi de bebek polisin arabası var. Seni bırakır arabasıyla beraber gidersiniz işte. Evet oğlum ya, beraber gidin işte, geç kalmazsın. Anneciğim babacığım, bu Allah'ın fakirine arabamı alacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hayatta bu pis fakirle beraber gözükmem ben okulda. Hadi lan oradan, asıl ben senin arabana binmem ya. İyi ki zengin oldun, şu havalara bak. Sen zengin olunca iyice şımarmaya başladın ya. Biz kardeştik önceden, şimdi hiç kardeş gibi değiliz. Üzgünüm fakir asker, ben fakirlerle takılmıyorum, eziklerle takılmam. Bir gün çok paran olursa bakarız, tekrardan kardeş oluruz belki. Çocuklar hayır, siz kardeşsiniz, kavga etmeyin. Evet bebek polis ya, ne olur kardeşini bıraksan sanki, ne olur. Hayır anneciğim babacığım, benim arabama fakirler ve köpekler binemez. Yani bebek asker hem fakir hem köpek binemez. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Ben bunun arabasına bineceğime yürürüm daha iyi. Ben gidiyorum ya, yemek falan yemeyeceğim. Hadi yallah anca gidersin. Şimdi kahvaltımı edeceğim, ondan sonra yine de senden hızlı gideceğim. Oğlum bebek asker nerede kaldın? Hadi çok geç kaldık, Baldi çok kızacak. Ya Arda uyuyakalmışım işte ya, bir de sen gelme üstüme. Zaten sinirlerim tepemde, bitireceğim bu bebek polisin işini, o olacak. Hayır yani sürekli benle dalga geçiyor zengin oldu diye ya, yeter artık ya. Oğlum boşver ya, takma kafana, bunlar böyle, rüzgar da böyle. Hadi yürü, biz okulumuza gidelim, daha fazla geç kalmayalım. Evet Arda, biz birbirimize yeteriz. Arkadaşlar ya şuna bakın, ders bitti, bunlar hala gelemedi. Yürüyorlar tabi bizim gibi, arabaları yok. Vallahi bebek asker benden yarım saat önce çıktı, hala gelememiş. Ben mis gibi kahvaltımı ettim, portakal suyumu yudumladım, geldim, o hala gelememiş. Olamaz bebek asker, koş, çok geç kaldık. Sonunda gelebildiniz, Allah'ın fakirleri sizi. Nasıl ya, yoksa öğretmen mi yok, hepiniz dışarıdasınız. Oh iyi bari Arda ya, öğretmen gelmemiş, kaçırmamışız dersi, yaşasın. Ulan mallar, öğretmen geldi, dersi yaptı gitti bile, okul bitti siz gelene kadar. Harbiden ya, enayiler, bir de öğretmen yok, soruyorlar seviniyorlar. Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Arda'yı mı Rüzgar'ı mı? Ben Arda'yı daha çok seviyorum. Lütfen hangisini daha çok sevdiğinizi yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Öğretmen çok kızdı size, sıfır verecekmiş, bize öyle söyledi. Dersime gelmiyorlarsa sıfır ayırırlar dedi. E vallahi ya, siz sıfır aldınız, Allah'ın ezikleri. Of Arda ya, annemize babamıza ne diyeceğiz şimdi? Harbiden ya, babam ağzıma burnuma kıracak. Ezikler sizi, sizin de arabanız olsaydı siz de derse yetişirdiniz. Ama para sizde ne gezer, siz dilencisiniz, fakirsiniz. Neyse arkadaşlar, olan olmuş, madem okul bitmiş hadi gelin oyun oynayalım, basketbol falan oynayalım. Evet ya kızlar, Cansu Elif siz de gelin, sonra sizle belki kahve içeriz. Ay olabilir aslında ya, mantıklıymış, olur içebiliriz kahve. Evet evet olur, kahve içeriz sizinle. Yaşasın be Elif, bende sevgili olacak galiba. Ben Elif'e çok aşığım, o da inşallah bana aşık olur. Yaşasın, kahve içeceğiz. Ben de Cansu'ya bitiyorum ya, inşallah Cansu da bana aşık olur ya kahve içerken. Ya Elif'cim saçmalama, istersen bu Allah fakirleriyle kahve içmeye mi gideceksin? Onlar ödetir sonra hesabı, gitme bunlarla ya. Bir de seni yürütecekler yani, ben son model lüks arabamla götürürüm seni. Gel beraber gidelim, kahve de ısmarlarım. Ay doğru söylüyorsun Rüzgar ya, yürümek istemiyorum. Hiç araban da çok güzelmiş, iyi madem seninle geleyim. Cansu sen de benimle gelsene, bunlarla gitme, ben ısmarlarım sana kahve. Ayrıca seni de yürütmem yani, arabama bak, son model spor araba. Ay bebek polis süper olur ya, evet arabanla gidelim, yaşasın, tamam ben de seninle geliyorum. Ama hani bizle geliyordunuz ya, hani? Kızlar yapmayın bunu bize, ne olur bizle gelin. Hadi be oradan, sizin gibi fakirlerin. E
Evet ya, tabii ki bize gidecekler. Bizim gibi zöggür erkeklerle. Of ya, kızları da kaptırdık. Neyse bebek Sonic, Keko gelin biz sizle basketbol oynayalım. Ay uyu valla, gelin oynayayım hadi. Ben de çok basketbol oynamak istiyordum. E valla ya, bayılırım basketbola. Hadi oynayak. Keko, bebek Sonic, saçmalamayın. Bolla fakirleriyle oyun oynanır ve hiç takılmayın bunlarla. Aynen öyle, gelin biz de takılın. Son model arabalarımızla gezdiririz sizi. Lan var mı ya, harbiden gezdirir misiniz bizi bu arabalarla? Ay, en büyük hayalim böyle bir arabayla gezmek benim. Tabii ki gezdiririz, niye gezdirmeyelim? Ama bir şartımız var tabii ki. Ne şartıymış ya, ne isterseniz yaparım, ne isterseniz. Ay vay ya, ben de yapayım ya, ne isterseniz yaparım. Bu orta ve bebek askerle konuşmayacaksınız, onlarla oynamayacaksınız. Eğer bu ikisiyle konuşmazsanız, oynamazsanız, istediğiniz zaman gezdiririz sizi, paralı veririz. Lan ne bakacağım bunların yüzüne bile bakmam lan ben. Vallahi bu arabayla gezmek için böbreğimi veririm ya, tamam mı? Evet ya, Ayda ile bebek asker de kimmiş umyumuzda bile değiller, hiç önemli değil. Ulan yazıklar olsun size, siz de mi sattınız bize? Önce kızlar, şimdi siz, harbiden yazıklar olsun. Para için her şeyi yaparsınız siz. Ne yapsınlar oğlum, sizin gibi fakirlerle mi takılsınlar, Allah Allah. Hiç canım, tabii ki bizim gibi zenginlerle takılacaklar, tabii ki satarlar sizi. Bebek asker yürü kardeşim, gidelim biz. Bütün herkes sattı bizi, hadi gel gidelim. Evet Arda, biz birbirimize yeteriz kardeşim. Ama görürsünüz siz, bir gün biz çok zengin olacağız. Sizle biz takılmayacağız, görürsünüz, göstereceğiz size. Ya hayır be, hadi nazar etme, ne olur çalış, senin de olur. Bunların asla olmaz, bunlar fakir doğdu, fakir ölecekler. Bebek asker farkındasın değil mi? Bir şeyler yapıp çok zengin olmamız gerekiyor. Bunlara günlerini göstermeliyiz. Aynen öyle Arda, bir şeyler yapmalıyız. Bu yaptıkları yanında kar kalmamalı. Neyse kardeşim, benim süper bir planım var. Gel benimle, biz zengin olacağız, onlar fakir kalacak. Oğlum Arda, bizi buraya getirdin de ne yapacağız ki biz burada? Bankada ne yapabiliriz? Kredi mi çekeceğiz oğlum, manyak mısın? Nasıl ödeyeceğiz onu, batarız sonra. Ya ne kredisi oğlum, manyak mısın sen, manyak mısın? Sen bebek polis gibi davranacaksın, ben de rüzgar gibi davranacağım. Bütün paralarını çalacağız onların. Oha, gerçekten çok mantıklıymış. Yürü hadi gidelim, yapalım şu işi. Bütün paralarını alalım onların. Hadi kardeşim gel, alalım bütün paralarını. Merhaba, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Birader, yoksa sen bizi tanımadın mı? Evet ya, nasıl tanımazsın bizi? Yok, çıkaramadım. Siz kimsiniz? Lan ne demek siz kimsiniz? Biz bankanızın en zengin müşterileriyiz ve ben Rüzgar, o da bebek polis. Evet ya, bizden zengini yok. Nasıl tanıyamazsın bize? Çok özür dilerim efendim de, hiç bebek polise Rüzgar'a benzer bir haliniz yok ki. Ben bebek polisle Rüzgar'ı nerede görsem tanırım, siz onlar değilsiniz. Ne demek onlar değiliz ya, ne demek istiyorsun sen bize? Vallahi bak, paralarımızla bu bankayı satın alırız, seni kovarız. Evet ya, bizi de unutmuşsun zaten, bak çok kızdım. Vallahi satın alırız paralarımızla, seni de kovarız. Pardon, çok özür dilerim, demek ki ben karıştırdım. Çok özür dilerim, ne olur kovmayın beni. Tamam, ne isterseniz vereceğim, tamam. Aferin, böyle adam ol işte, ikimiz de bütün paramızı istiyoruz. Aynen, içeride 5 kuruş paramız kalmasın, bütün paramızı çekeceğiz. Peki madem, ben buradan kasayı açıyorum, kasadaki bütün paralar sizindi zaten, hepsini alabilirsiniz. Buyurun geçebilirsiniz, açtım kasayı. Allah be, yaşasın be, zengin olduk be, yaşasın. Evet Arda, yaşasın, artık çok zenginiz, onlarsa fakir, yaşasın. Şu paralara bak be, şu paralara bak. Lan az daha işimde ne olacaktım be, iyi oldu, açtım Allah'tan. Arda hadi kardeşim, gidip intikamımızı alalım. Aynen, gidelim üstümüzü başımızı değiştirelim. Çok zengin kıyafetleri giyelim, bir de birkaç araba alalım. Aynen, sonra da bebek polisle Rüzgar'dan intikam alırız. Hayır öyle, helikopter mi geliyor buraya? Buraya geliyor. E valla ya, kimin helikopteri bu? Çok zengin olmalı. Rüzgar'la bebek polisten bile zengin. Ay helikopter, inşallah bizi de gezdi inşallah. Bebek polis, ne oluyor oğlum, kim geliyor ya? Allah Allah, bizden zengin birisi olamaz. Harbiden ya, neyse biz de alırız helikopter, ne olacak? Ne oluyor ya, buraya indi gerçekten, ne işi var burada helikopterlerin? Arkadaşlar selam, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Nasıl, özlediniz mi bizi? Biz artık çok zenginiz. Ne, nasıl olur bu, nasıl? Evet ya, nasıl zengin oldunuz ya, nasıl? Ay Arda, çok yakışıklısın ya, kahve teklifin hala geçerli mi ya? Ay bebek asker, sen de çok yakışıklısın, senin de geçerliyse sen de kahve içmek isterim. Ne oldu ya, hani Rüzgar ve bebek polisle içiyordunuz, ne oldu? Paramız alınca bir fikriniz değişti sanki. Ne var yani, biz de
Ya ağırız olmasına onlara fakir bizi zekir olmamız sürekli dalga geçmemiz gerekiyordu. Şey Rüzgar, bebek polisi hayatta alamazsınız bu arada, siz artık fakirsiniz. Evet, söylemeyi unutmuşum, kusura bakmayın, siz artık fakirsiniz. Ne, nasıl oluyor öyle? Oğlum nasıl olur mu? Biz nasıl fakiriz artık? Nasıl ya? Söyle ki sizin bütün paranızı çektik bankadan. Artık sizin bütün paranız bizim. Yani siz fakirsiniz, bizse zenginiz. Hayır olamaz. Fakir mi kaldık? Hayır. Ne yapacağız şimdi Rüzgar? Ne yapacağız? Arda kardeşim ya, ben sizi çok özledim. Ne olur beni helikopterle gezdirin ya. Çocukluk hayalim, ne olur. Ayda Rüzgar, beni de gezdirin. Uçmak istiyorum ben, ne olur ya, ne olur. Ben sizi çok seviyordum zaten. Şaka yaptım, şaka. Şey, biz de sizle kahve içmek istiyorduk zaten. Biz de şaka yapmıştık, söyleyecektik. Ay evet ya, kahve içmeyi bizi helikopterle götürürsünüz değil mi? Biz size 5 kuruş para vermeyiz. Hiçbir yere de götürmeyiz sizi. Aynen öyle, helikopterimize de rüyamızda binersiniz. Oğlum iyi de niye ya, siz benim kardeşimsiniz. Ne olur ya, bindirin ya. Ay evet, biz de size aşığız. Niye bindirmiyorsunuz, para niye vermiyorsunuz? Çünkü biz fakirken Rüzgar ve bebek polis için bizi sattınız. Şimdi biz zenginiz, onlar fakir, onları satıyorsunuz, yok öyle. Aynen öyle, artık sadece Arda ile ben varım. Hiçbirinizi, ama hiçbirinizi istemiyoruz. Biz çok zenginiz, hiçbirinize ihtiyacımız yok. Aynen öyle, siz sahte dostlarsınız, sahte. Ne diyorsun bebek polis, bence hak ettik biz bunu, çok dalga geçtik. Evet ya, kardeşime böyle davranmamalıydım. Ettiğimi buldum. Evet sayın şehir sakinleri, biliyorsunuz sizin için çok fazla uğraştım. Çok fazla suçluyu yakaladım. Ama yani ben de insanım. Artık bıktım bu polislikten. Yeter yani, ben biraz tatil yapmak istiyorum. Ailem ve ben artık polisliğe ara veriyoruz. Ben Kerem, gidiyorum. Oo, ne kadar güzel oldu. Kerem komiser gittiğine göre artık hırsızlık yapabilirim. Banka soyabilirim. Kerem'in gidişiyle tekrardan mafya olabilirim. Tekrardan olacağım. Yaşasın. Ola oğlum ne kadar güzel ya. Polis olmayacak şehrimizde. Yaşasın. Bütün çocukları dövebileceğim. Yaşasın. Ay Kerem komiser olmadan ben nasıl uyuyacağım geceleri? Çok korkacağım. Ne yapacağım ben? Abi Kerem komiser yüzünden arabayı hızlı kullanamıyordum. Artık kullara vereceğim. Yaşasın. Ulan ne yapacağım şimdi ben? Kerem komiser gidince suç çok artacak. İnsanlar birbirini yaralayacak, öldürecek. Of ya, tatil yok bana. Arkadaşlar, Kerem komiser ailesinden en çok hangisini seviyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Hop hop, öyle hemen sevinmeyin. Tamam, bu afişi görmüş olabilirsiniz ama diğerini görmediniz herhalde. Bakın burada ne yazıyor? Ben fakir, geliyorum. Aynen öyle, ben ve ailem gidiyor olabiliriz ama fakir ve ailesi bizim yerimize polis alacaklar. Yani hemen öyle suç işlerim, kimse beni hapse atamaz falan filan, yanıma kar kalır diye sevinmeyin. Ya da şehirde suçlar artacak falan sanıp üzülmeyin. Aynen öyle, ben polis olduktan sonra kimse suç işleyemeyecek. Çok kötü yaparım suç işlerini, duydunuz mu beni? Hadi lan oradan, fakir ne yapabilir ki? 3 kuruş para veririm eline, yaptığım her şeyi görmezden gelir zaten. Ulan bu fakir kendini ne sanıyor ya? Ben bunu var ya çok kötü yaparım. Bütün bankaları soyarım, bunu da döverim. Hiçbir şey diyemez bana. Vallahi fakir amca, çocukları dövmemi engellerse Arda'nın ensesine çat diye bir tane yapıştırıveririm he. Ay fakir amcadan polis mi oluyor ya? O kendi gölgesinden korkuyor. Ne yapacağız ya? Of ya, tehlikede işleyi, çok büyük tehlikede. Kerem komiser ne oluyor, gitme. Ulan fakir daha kendine sahip çıkamıyor. Şehre nasıl sahip çıkacak ya? Nasıl iş bu Kerem? Ne diyorsun sen ya? Of ya. Harbiden Kerem komiserim, şehirdeki herkesin parası olmayabilir. Ama bizim çok paramız var. Fakir amca bizi nasıl koruyacak? Paralarımızı nasıl koruyacak he? Merak etmeyin Rüzgar, merak etmeyin zengin. Biz fakir ve ailesine çok güveniyoruz. Aynen öyle, ben onlara çok güveniyorum. En az benim kadar düzgün yapacaktır işini. Vallahi açıkçası ben çok güvenmiyorum ama babam böyle istiyor. Ne yapalım, güzel şehrim. Vallahi fakir amcayı bilmem de Arda bu işi hayatta beceremez. Arda beceriksizin teki. Oğlum bebek polis, dua et polis olacağım. Yoksa ağzını yüzünü kırardım. Arkadaşlar hiç merak etmeyin, çok güzel koruyacağım sizi. Hiç merak etmeyin, güvenin bana. Neyse, bu kadar konuşma yeter. Biz artık gidiyoruz, kendinize iyi bakın. Fakir, sana da yeni görevinde iyi şanslar, başarılar. Hadi görüşürüz güzel şehrim. (Gülüyor)
nasıl ama bu tatil fikri çok iyi oldu değil mi? Kamp çok keyifli değil mi? Sizin de hoşunuza gitti mi? Okula da biraz ara vermiş oldunuz. Tatil yapıyorsunuz ne güzel işte. Vallahi babacığım ne yalan söyleyeyim, ben tatil deyince otele motele gideceğiz sanıyordum. Böyle aqua parka gideceğiz, havuza gireceğiz, denize gireceğiz. Bu ne böyle ya? Niye biz ormanda yaşıyoruz? Harbiden babacığım ya, böyle tatil mi olur ya? Hiç olmadı bilgisayar falan oynardık en azından. Çocuklar manyak mısınız siz ya? Hala bilgisayar diyorsunuz. Zaten sürekli bilgisayarla oynuyorsunuz. Ne güzel işte. Ormanın tadını çıkarın. Bakın çok güzel havası. Ay evet çocuklar, babanız doğru söylüyor. Bakın ne güzel doğal yaşam alanı işte. Burası kamp yapıyoruz. Çadırda kalıyoruz. Ne güzel işte. Doğayla iç içeyiz. Siz hala bilgisayar diyorsunuz. Ne doğayla iç içe miyiz? Şimdi bir tane ayı çıkıp bizi yerse görürüm sizi. Vallahi gece korkudan uyuyamadım ben. İnşallah bir şey gelmez. Kerem komiserin ailesini yiyeceğiz. He? Olamaz. O ses de neydi? Kerem neydi? O ses kediydi de. Ne olur kediydi de. Kerem ailem nasıl ama? Heyecanlı mısınız? Bugün polislikte ilk günümüz. İlk günümüz. Ay fakir vallahi ben çok heyecanlıyım ya. İnşallah çok iyi polisler olabiliriz inşallah. Evet babacım ya, ben de çok heyecanlıyım. Polis olduk ya, polis olduk. Gerçekten polisiz artık. Şehirdeki herkes bizi dinlemek zorunda artık. Neyse madem siz burada durun, ben biraz devriye gezeyim. Devriye gezeyim. Kerem'in girişiyle insanlar suç işlemeye başlamıştır. Ben onları yakalayayım. Onları yakalayayım, geleyim buraya. Tamam hayatım, çok dikkat et. Biz buradayız, karakoldayız. Yardıma ihtiyacın olursa ararsın babacım. Hadi lan oradan eşek sıpası. Senin yardımına neden ihtiyacım olsun? Hadi ben gidiyorum. Allah Allah anneciğim, babam neden öyle dedi ki? Neden diyecek oğlum, herkes farkında. Sen beceriksizin tekisin yani. Sen bilmiyor musun bunu? Çok beceriksizsin oğlum be. Seni laf ola polis yaptık yani, ailemiz oldu. Sen olmazsan olmazdı. Nasıl ya, gerçekten mi? Ben beceriksiz miyim? Herkes biliyor mu bunu? Of ya. Ulan şu postere bak be. Ne kadar yakışıklıyım be. Ne kadar yakışıklıyım. İşte bu be. İşte bu. Polis fakiri. İşte bu. Bir de şu yereme bakın. Allah'ın tipsizi. Allah'ın tipsizi. Ben senden çok iyi daha polis olacağım. Göreceksin Kerem. Senden 1000 kat daha iyi olacağım. İşte bankadan bütün paramı çektim. Artık eve gidebilirim. Umarım karşıma birisi çıkmaz. Umarım paralarımı çalmaya çalışmazlar. Hop hop kadın. Nereye gittiğini sanıyorsun? Ne kadar çok param varmış öyle. Paylaşmayacak mısın bizle? Ay ne saçmalıyorsun be sen. Defol git. Defol git. Niye paylaşıyormuşum seninle? Sen elimdeki bu sapayı görmüyorsun herhalde. İlla kafanda kırman mı gerekiyor? Ver lan şu paraları. Ver bakayım. İmdat. Yardım edin. Kimse yok mu? Bağırmasana lan. Ne bağırıyorsun? Koş fakir koş. Birinin başı dertte. Koş. Hey sen. Elindeki sapayı bırak. Teslim ol hemen. Vururum yoksa seni. Vururum. Hayır olamaz. Tamam teslim oluyorum. Ne olur ateş etme. Sen kimsin? Benim polis olduğum şehirde suç işlemeye kalkıyorsun. Böyle yakalarım seni. Böyle. Ulan Kerem komiser gitti diye seviniyorduk. Bu fakir çok daha iyiymiş lan bu Kerem'den. Of ya, hemen ilk günden yakaladı beni. Ay fakir çok teşekkür ederim. Paralarımı kurtardın. Çok teşekkür ederim sana. Ne demek Barbie? Lafı bile olmaz. Sen iyi misin? İyi misin? Bu herif sana zarar vermedi değil mi? İyisin. Yok zarar falan vermedi. Tam zamanında yetiştin. Çok teşekkür ederim fakir. İlk defa bir erkek nasıl olduğumu sordu. Zengin hiç sormaz. Bir de hayatımı kurtardı. Ay ben galiba fakire aşık oluyorum. Gir hadi. Giriyoruz. Seni hapse atacağım. Ay fakir dur, gitmeden bir şey soracağım sana. Efendim Barbie? Ne oldu? Şey ya, akşam işin var mı? Sana bir yemek ısmarlayayım. Teşekkür babında. Sonuçta paralarımı ve hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim ama bir anlamı yok. Gerek yok bir şey almana bana. Teşekkür ederim. Ben polisim ve görevimi yaptım. Yemek ısmarlaman gerekmiyor. Of ya, fakir teklifimi kabul etmedin. Ne yapacağım şimdi? Çok aşık oldum ben fakire çok. Neyse bir yolunu bulacağım. Ya hadi ya, hapse mi götürüyorsun? Nereye götürüyorsan götür. Elim kolum ağrıdı yemin ediyorum, hadi. Ay olamaz, çok geç oldu, artık evime gitmeliyim, çok geç oldu. Bu da kim? Hop güzelim, nereye gittiğini sanıyorsun, dur bakalım. Şey efendim buyurun, yolu kapamışsınız, açabilir misiniz, geçeceğim. Hiçbir yere geçemem. Sen bu saatte dışarıda ne arıyorsun bakayım? Ay sana ne
Lan sen benimle ne biçim konuşuyorsun lan? Gel buraya, ağzını burnunu kıracağım, saçını yolacağım seni. Ay manyak mıdır nedir? Kaç Ceren kaç. Kaçma, gel buraya. Bırak peşimi, gelme. Hayır gelme diyorum. Aa, ayağım takıldı, hayır. Şimdi ne yapacaksın lan? Ağzını yüzünü kıracağım senin, ağzını yüzünü. Ne oluyor be orada? Gel lan buraya. Gel lan. Sana arıyorum. Hey! Kadın yere düşmüş. Yardım edeceğine. Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? Ay fakir polis, ne olur yardım et bana. Bu adam beni dövecek, öldürecek. Doğru mu lan bu? Doğru mu lan bu? Nasıl erkeksin lan sen? Gücün kadına mı yetiyor lan senin? Terbiyesiz köpek seni. Yok hamserim, öyle bir durum yok. Yalan söylüyor bu kadın. Yok öyle bir şey. Niye döveyim ki ben bunu? Yemin ederim doğru söylüyorum fakir polis. Ne olur. Terbiyesiz herif seni. Yere lan, karakola gidiyoruz. Şerefsiz seni. Ceren sen de bizimle gel. Şikayetçi ol bundan. Şikayetçi ol. Merak etme Ceren. Bu adam bir daha sana rahatsızlık veremeyecek. Ay çok teşekkür ederim Poki. Polis fakir, hayatımı kurtardın. Çok teşekkür ederim. Birader biz bir şey yapmadık ki. Niye hapse atıyorsun bizi ya? Of ya. Kardeş sus. Suç işlemişsin. Yanlış yapmışsın. Hapse girmişsin işte. Adam gibi yat hapiste. Bak ben de suç işledim. Ben de buradayım. Bu yaptığının karşılığını ödemek isterim. Sana kahve ısmarlayabilir miyim fakir polis? Bu saatte ne kahvesi? Ceren ne saçmalıyorsun? Eve gidip uyuyacağım ben. Uyuyacağım. E başka zaman ısmarlarım olmaz mı? Yani teşekkür mahiyetinde lütfen kabul et. Seninle oturmak çok isterim. Baş başa yalnız böyle. Çünkü sanırım ben sana aşık oldum fakir. Ne saçmalıyorsun lan? Ben sadece görevimi yaptım. Aşık olmuşmuş. Benim ailem var. Ben gidiyorum. Defol git. Merak etme fakir. Ben sana aşık oldum. Senin için her şeyi yapacağım. O ailenden de ayıracağım seni. Sen hiç merak etme. Ula kadına bak ya, ne kadar cin çıktı. Ulan bizden daha sinsiymiş bu. Aga ben bu fakir polisi anlamıyorum ya. Şehirdeki bütün kadınlar buna aşık oluyor. Bugün parasını çaldığım da ona aşık oldu. Allah Allah, bir şeye de benzemiyor. Maymuna benziyor aynı. Manyak kadın ya. Benim ailem var. Ailem var benim. Ne biçim konuşuyor? Artık eve gitmek istiyorum. Barbie, aslı polis, hayırdır? Sizin burada ne işiniz var? Bir şey mi oldu? Ay fakir, bütün gece seni düşünmekten uyuyamadım. Ben sana aşığım. Ne olur benimle evlenir misin? Zengini boşayacağım. Ay fakir, Kerem ve çocukları kurtaranlar yedi. Ben seninle evlenmek istiyorum. Duyduğuma göre Kerem'den çok daha iyi bir polismişsin. Hadi evlenelim ne olur. Öldüler zaten. Ne oluyor ya? Manyak mısınız siz? Neler diyorsunuz siz? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Sensiz yapamıyorum fakir. Ne olur benimle evlen. Ne olur boşa o Mira'yı. Hayır fakir, benimle evlen. Ne olur Kerem de öldü. Ne olur evlen benimle. Allah'ım bana yardım et. Ne oluyor ya? İnsanlar kafayı yemiş. Hayır fakir gitme. Beni bırakıp gitme. Buraya gel. Ceren hayır, bu iş böyle olmaz. Artık bu hayattan kurtulmamızın vakti geldi. Yaşadığımız şu eve bak. Şu eve bak yani, böyle olmaz. Her yerden su akıtıyor. Her yerde kaka var. Yeter. Çocuklarımın burada büyümesini istemiyorum. Bir yolunu bulup para kazanmalıyım. Düzgün bir eve gitmeliyiz artık. Orada yaşamalıyız. Ay Kemal doğru söylüyorsun gerçekten. Şu halimize bak. Çocuklara mama bile alamıyoruz. Bez bile alamıyoruz. Bu kakalarda bebeklerimizin kakası yeri yapıyorlar mecbur. Aynen öyle. O yüzden gideceğim, bir iş bulmaya bakacağım. Hiç merak etme hayatım. Bu işi halledeceğim. Çocuklarımız düzgün büyüyecek. Sana güveniyoruz Kemal. Arkadaşlar Kerem komiserin abisi Kemal'i sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Gideceğim ve Kerem'den bana iş ayarlamasını isteyeceğim. Sonuçta ben onun için çok fazla şey yaptım. Çok fazla. Onun için hapiste yattım ben. Eğer ben olmasaydım Kerem'in 5 kuruş parası olmazdı. Ailesi bile olmazdı. Bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Sonuçta o benim kardeşim. Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Oradaki arabalar, motorlar, paralar da kimin? Yoksa bunların hepsi Kerem'in mi? Fakir üzgünüm ama sana 5 kuruş para bile veremem. Veremem. Ya
yani, kusura bakma. Nazar etme ne olur, çalış seninle olur. Kerem ya, artık şehrin en zengin insanısın. Ne olur ki biraz para versen, ne olur yani. Harbiden Kerem ya, sen nasıl bu kadar zengin oldun? Şehrin en zengini bendim, şimdi sensin. Nasıl olur bu? Vallahi zengin, ben şansa inanmam. Başarının sırrı sıkı çalışmak. Çok çalıştım ve gördüğün üzere çok zengin oldum. Şu spor arabalara, lüks arabalara, motorlara, parama bak yani, ne kadar zenginim. Of Kerem ya, alacağın olsun, o kadar param var ama senin yanında ben bile fakirim resmen. Hani Kerem ya, azıcık para veriver ya, bankaya borcumu kapatacağım. Vallahi beni hiç ilgilendirmez fakir, bankaya borç yaparken bana mı sordun ha? O parayı alıp benle mi harcadın, bana ne? Ne oluyor ya, hiçbir şey anlamadım, en iyisi gidip sorayım. Kerem selam, naber? Oo Kemal canım abim, hoş geldin, ne yapıyorsun, nasılsın? Kerem ben iyi olmasına iyiyim de tüm bunlar ne oğlum, bunların hepsi senin mi? He senin mi bunlar, nasıl aldın bunları? Şuraya bak yani, burada bir sürü para var yani, milyonlar değerinde buradaki arabalar. He nereden bunlar, senin mi bunlar? E abi ayıp ediyorsun, tabii ki de benim. Baksana artık ben şehrin en zengin insanıyım, çok fazla param var benim. Artık milyarderim, benim tek hedefim artık Elon Musk. Vay be Kerem, helal olsun kardeşim. Ben de seninle özel bir şey konuşacaktım. Gelsene bir konuşalım. Biraz özel de, insan içinde konuşmak istemiyorum, utanıyorum. Ya abi saçmalamasana. Bu fakirlerden mi utanacaksın ya? Gel işte konuşalım, söyle sen. İstediğini söyleyebilirsin. Utanmana gerek yok. Onlar kendileri utanmalı. Pis fakirler. Neden öyle diyorsun Kerem ya? Neden bizimle dalga geçiyorsun? Neden? Harbiden Kerem ya, ayıp oluyor. Olsun Kerem kardeşim, gel iki dakika dinle beni, kulaktan kulağa konuşalım işte. Abi uzatma, hadi ne söyleyeceksen söyle, daha işim var, daha çok para kazanmalıyım. Yabancı yok burada, merak etme, sıkıntı yaratanı paramla satın alırım. Peki madem, anlatayım. Hani biliyorsun Kerem, Ceren'le evlendik, bebeklerimiz oldu ya bizim. Evimiz falan çok kötü durumda, hani çocuklara yemek bile alamıyorum. Bana bir iş bulabilir misin diyecektim. Biliyorsun çünkü çok zor durumdayız, yoksa senden yardım istemezdim. Kendim halletmeye çalışırdım. Ya abi sen ne anlatıyorsun ya? Gel şuradan bir tane para al git işte. Allah Allah, bir de sana iş bulmakla mı uğraşacağım? Allah Allah. Bak Kerem beni sinir etme. Ben senden sadaka istemedim. Dilenciye sadaka vermiyorsun oğlum sen. Çok basit bir şey istedim senden. Bana iş bulur musun dedim. Abicim manyak mısın sen? Sana nasıl iş bulayım ben? Sana hapishaneden çıktın. Kimse sana iş falan vermez. Al işte şuradan bir tane para ya. Uğraştırma beni. Bak Kerem benim canımı sıkma, duydun mu beni? Benim canımı sıkma, o hapse ben senin yüzünden girdim. Şimdi de sana insan gibi soruyorum, bana iş ayarlayabilir misin diyorum. Senden para istemiyorum. Ve ayrıca ben senin abinim, benle terbiyeli konuş, öyle beni parayla satın alamazsın. Alamaz mıyım? Ben paramla var ya herkesi satın alırım, herkesi. Ayrıca benim yerime hapse girmeseydin ne olacaktı? Birine diklenecektin, dövecektin, ona yine girecektin yani, ne fark eder? İyi ki bir iyilik yaptın sen de, hep yüzümüze vur, hep yüzümüze vur. Ulan Kerem, ona para veriyorsun, bana niye vermiyorsun ya? Bana niye vermiyorsun? Yani bana da ver bari ya. Tamam zenginim de daha da zengin olayım. Of ya sabır ya Rabbim ya. Defolun gidin hadi, uğraşamayacağım sizinle. Sabah sabah sinirlerimle oynadınız ya. Defolun gidin. Bu iş burada kalmaz Kerem. Sana bunun hesabını soracağım. Bana dediklerinin hesabını soracağım sana. Burada kalmazsa paket yap evine götür. Ne yapayım? Şuna bak yüzsüz herif. Ben onun yüzünden bu haldeyim. O benimle ne biçim konuşuyor? Ama yok, o Kerem görecek. Ondan çok daha zengin olacağım. İntikamımı alacağım ondan. Ben ve Ceren çok zengin olacağız. Onlar ise fakir olacak. Zengin, fakir, siz burada mısınız hala ya? Göz zevk gibi bozuyorsunuz. Hadi defolun gidin. Kış kış. Hadi hoş kıçı kıçılar size. Hadi. Ulan Kerem herife bak, zamanında bana 5 lira için dilendiğin günleri unutmadım. Şimdi bana köpek çekiyor. Aman abi boş ver, yapacak bir şey yok. Oh be, dünya varmış, pis fakirlerden kurtuldum. Kemal hayatım ne yaptın, bulabildin mi iş? Artık bebeklerimize mama, bez alabilecek miyiz? Yeni bir eve taşınabilecek miyiz? Hayır Ceren, çok üzgünüm. Bir iş bulamadım. Üstüne Kerem bana ağza alınmayacak laflar etti. Bana çok kötü davrandı. Ne, nasıl yani? Kerem ne alaka? Kerem'den bana yardımcı olmasını istedim. Bana bir iş bulmasını istedim. Ama Kerem çok zengin olmuş. Bana para vermeyi teklif etti. Ben de kabul etmedim. Ben dilenci miyim sonuçta? Ben hakkımda para kazanmak istediğimi söyledim. Ama o bana kötü şeyler söyledi. Benle dalga geçti. Ezikledi beni. Nasıl ya? Kerem nasıl o kadar zengin olmuş olabilir ki? Nasıl? Bir anda nasıl öyle zengin?
Vallahi hiçbir fikrim yok ama bulacağım. Ona bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Kimse ama kimse benimle böyle konuşamaz. Anladın mı? O Kerem kesin illegal bir şeyler yapıyor. Onu suçüstü yakalayacağım. Onu polislikten attıracağım. Parasını da ben alacağım. Peki hayatım, peki öyle olsun ama Kerem çok iyi bir insandı. Neden böyle yaptı ki? Neden olacak? Parayı bulunca değişmiş işte. Ama hiç merak etme. O paraların hepsi bizim olacak. Çocuklarımız çok güzel bir hayat sürecek. İşte Kerem'i buraya kadar takip ettim. Kesinlikle bir haltlar karıştırıyor. Yoksa neden şehrin dışına çıksın bu saatte? Bakalım nelerle uğraşıyormuş. Nerede kaldınız siz ha? Nerede kaldınız? Sabahtan beri sizi bekliyorum ya. Beni uğraştırıyorsunuz. Patron geldik işte. Paraları da getirdik. Bak hepsi burada, merak etme. Oğlum sana ne lan? İster merak ederim, ister etmem. Ben sizin patronunuzum. Anlaşmayı unutmayın. Siz her gece banka soyacaksınız, dükkan soyacaksınız ama paranın yarısını bana vereceksiniz. Ben de karşılığında polis merkezine gittiğinde güvenlik kayıtlarını sileceğim. Sizin yakalanmamanızı sağlayacağım. Biliyoruz patron, sıkıntı yok. Getirdik işte paraları. Bankayı soyduk. Yarın sen halledersin. Kamera kayıtlarını silersin. Bundan sonra böyle sorumsuzluk istemiyorum. Vaktinde geleceksiniz. Duydunuz mu beni? Sorumsuzluk yapmayın. Ve dikkatli olmaya başlayın. Şehirdeki herkes benim nasıl zengin olduğumu merak ediyor. Sakın ama sakın yakalanmayın. Herkes beni polis sanıyor. Benim suçlu olduğumu bilmiyorlar. Sakın ama sakın yakalanmayın. Aynen patron. Eğer sen yakalanırsan çok kötü olur. İş patlar. Sen polis olmazsan kim silecek bankadaki güvenlik kayıtlarını? Direkt yakalanırız vallahi. Güzel. Aferin. Kafan çalışıyor. O zaman dikkatli olmaya bakın. Vay Kerem vay. Şuna bak. Demek aslında sen bir hırsızsın ha. Demek hırsızsın. Polis değilsin. Şu telefonu çıkarayım. Bunu video kaydını alayım da görsen. Bittin oğlum sen. Senin işin bitti Kerem. Neyse. Paraları alıp güvenli depoya koymaya gidiyorum ben. Sakın beni takip etmeyin. Farklı yerlerden gidelim. Güzel. Bütün paralarımı güvenli yerime koydum. Burada kimse beni yakalayamaz. Kimse paraları bulamaz. Şimdi burayı kapatıp kilitleyeyim. Güzel. Artık evime gidebilirim. Kerem canım benim. Ne yapıyorsun sen orada? He? Ne yapıyorsun? He? Abi senin burada ne işin var? Ne işin var? Ne zamandan beri beni takip ediyorsun? Ne zamandan beri? Yediğin notları öğrenecek kadar zaman takip ediyorum seni. Her şeyin farkındayım Kerem. Her şeyin. Bittin oğlum sen. Bittin. Bana o lafları söylemeyecektin. Abi tamam, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ne olur affet beni. Kimseye söyleme. Söz veriyorum. Buradaki bütün paraları vereceğim. Yarısını yani. Hepsini değil de yarısı senin olacak. Ne? Yarısı mı? Oradan bakınca enayiye mi benziyorum ha Kerem? Tamam, yarısı kimseye söylemem için olsun o zaman. Ama paranın geri kalan yarısı da bana yaptığın yanlışın bedeli. Yani bütün parayı bana vereceksin. Hadi bir oradan. Abartma sen de ya. Yarısını veririz dedik, hepsini istiyorsun. 5 kuruş para yok sana. Hiçbir şeyi ispatlayamazsın. Hiçbir şeyi. Öyle mi dersin Kerem? O hırsızlarla her şeyi videoya çektim. Şimdi de ses kaydı alıyorum. Eğer bütün paranı bana vermezsen polislikten atılırsın ve ömür boyu hapiste kalırsın. Parana da her türlü el koyarlar ve benim olur. Kardeşin olduğum için benim olur. Hayır, olamaz. Tamam, sen kazandın. Bütün param senin. Bütün param. Yeter ki kimseye söyleme. Güzel. Böyle adam olacaksın işte Kerem. Böyle adam olacaksın. Artık ben zenginim, sen fakirsin. Bana o lafları etmeyecektin oğlum. Etmeyecektin. Böyle bedelini ödersin işte. Kerem, nasıl ama yeni evimiz, beğendin mi? Arabalarımızı, motorlarımızı beğendin mi? Artık çok zenginiz. Bu şehrin en zengin insanları biziz artık. Bak, helikopterimiz bile var. O kadar zenginiz. Kemal, biliyordum. Başaracağını biliyordum. Sayende bebeklerimiz çok güzel büyüyecek. Yaşasın. Artık çok zenginiz. Yaşasın. Ne sandın canım? O Kerem'e de gününü gösterdim. Hayır olamaz. Ne yapacağım şimdi ben? Barbie baksana, Miray değil mi bu fakirin karısı? Bu yağmurda ne yapıyor böyle marketin önünde? Aman bize ne zengin ya, bize ne, bize ne? Aa zengin Barbie, tam zamanında yetiştiniz ya, yardımınıza ihtiyacım var. Baksanıza, elimde eşyalarla marketten aldıklarımla yağmurda kaldım. Ne güzel, siz de arabayla gelmişsiniz. Rica etsem beni de bırakabilir misiniz, ne olur? Ne bırakacağız lan seni, pis
fakirle evlenmeseydin sen de, onun da arabası olsaydı, o gelip alsaydı seni, arabayla gezdirseydi. Fakirle evlenirsen böyle olur işte, böyle yağmurda kalırsın. Ay yazık pis fakirler, sizi bir arabanız bile yok değil mi pis fakirler? Yok tabii ki Barbie paraları, baksana market alışverişini nasıl yaptılar, o bile şüpheli, kesin kredi çekmişler. Krediyi de asla ödeyemez bu pis fakirler, pis fakirler. Ya neden böyle yapıyorsunuz, neden, ne olur ki beni alsanız sanki arabanıza, ne olur, niye dalga geçiyorsunuz? Hadi be oradan, benim arabama pis fakirler binemez, sen de o Allah'ın fakiriyle evlenmeseydin, bana ne yani, bana ne? Of ya of fakir ya, haklılar gerçekten ya, of ya. Marketten alışverişi bile çok zor yaptım, alacağın olsun fakir, bütün gün evde oturuyorsun, çalışmıyorsun. Aslıcım nasıl ama, senin için aldığım bu pembe arabayı beğendin mi? Senin için aldım bunu, çok çalıştım, senin için bu arabayı aldım hayatım, nasıl, güzel mi, beğendin mi? Ay Kerem hayatım, çok teşekkür ederim, gerçekten benim için çok çalışıp almışsın, çok seviyorsun beni ya, teşekkür ederim, bayıldım bu arabaya, bayıldım, çok sağ ol. Hehe bayılacağını biliyordum ya, en sevdiğin renkten aldım, pembe aldım, her şey senin için karıcığım, senin için her şeyi yaparım. Şuna bak ya, insanlar karıları için araba alıyor, benimki de bütün gün yatıyor, ama ben sana sorarım fakir, sorarım şimdi sana, göreceksin. Hıh, Miray değil miydi oradaki, bir şey mi dedi ya, Aslı duydun mu sen, bize mi seslendi? Ay aman bize ne Kerem ya, bize ne, kıskanmıştır beni işte, onun eşi fakir ya, onu araba alamıyor ya, kıskanmıştır beni, bize ne? E tabi herkes benim gibi süper bir koca değil ki. Hadi be Miray, nerede kaldın be? Açlıktan öldüm resmen ya. Öldüm, bittim. Sabahtan beri senin market alışverişini bekliyorum. Onu bekliyorum. Of ya. Başlarım şimdi market alışverişinin açlığına da senin fakir, bak beni delirtme. Zaten sana çok sinirliyim, çok sinirliyim. Sana valla kafanı gözünü kırarım senin. Ne oluyor be? Ben ne yapmışım be? Ne oluyor? Ben burada bütün gün benden izledim. Bir şey yapmadım ki. Yapmadım ki. Sorun da bu zaten. Bütün gün televizyon izliyorsun. Market alışverişini bile ben yapıyorum. Parayı bile kredi çekerek buldum. Deli gibi yağmur yağıyordu. Eve gelirken ne kadar zorlandım biliyor musun sen? Biliyor musun? Ne yapayım? Hava durumuna baksaydın sen de. Baksaydın. Şemsiye falan alsaydın yanına. Yok yok, gerçekten delireceğim ben ya, delireceğim. Hava durumuna baksaydın diyor, şemsiye alsaydın diyor. Allah'ım ya, millet karısına araba hediye alıyor ya. Sen niye bana almıyorsun he, niye? Hadi bana almana geçtim bari, kendini al. Böyle durumlarda beni sen götür arabayla, yeter ya. Ben araba istiyorum. İyi de Miray, nasıl alayım ki? Nasıl alayım? Param yok benim. Param yok. Peki o zaman fakir, ya araba alırsın ya da seni terk ederim. Bu evden kovarım seni. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Ya hemen şimdi gidip bir yolunu bulup araba alıyorsun ya da bu evden gidiyorsun. Boşanıyoruz. Peki madem Miray, sen bilirsin. Bir araba için beni terk ettin ha. Terk ettin. Defol git fakir, bir daha da gözüme gözükme pis fakir. Zengin doğruyu söylüyordu, keşke onunla ya da Kerem komiserle evlenseydim. Gençken herkes beni çok seviyordu, ben gittim bu Allah'ın fakiriyle evlendim. Allah'ım ya Rabbim ya, param olsa almaz mıyım ben araba? Alırım tabii ki, neden almayayım? Demek araba benden değerliymiş Miray, ama ben senden intikamımı alacağım, göreceksin. Çok zengin olacağım, çok fazla, şehirdeki bütün arabaları satın alacağım. Ondan sonra beni araba için terk etmek neymiş göreceksin. Evet, artık ben bir mafyayım. Mafyayım ve çok zenginim. Çok zenginim. Çok param olduğu için şehirdeki bütün arabaları alabilirim artık. Alabilirim. Miray'ı çok pişman edeceğim. Beni terk etmek neymiş göstereceğim ona. Göstereceğim. Patron, bir isteğin var mı? Bir emrin var mı? Hemen halledelim. Aynen patron. Ne istersen hemen yapabiliriz. Hemen. Oğlum bir isteğim olsa söylerdim değil mi? Bunu ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Şimdi gidip Miray'a gönül gösterme vakti. Arkadaşlar mafya fakiri sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Beni terk etmek neymiş? Göreceksin Miray. Göreceksin. Ne olur rahat bırakın beni. Paramı size vermek istemiyorum. Ne olur ya. Lütfen. Kimse yok mu? Yardım edin. Lan ha.
kadın kapalen çeneni vereceksin bütün paranı bizi. Duydun mu? Vereceksin. Kardeşim bu vallahi güzel bir sopa istiyor galiba ya. Dövüp öyle alacağız paraları galiba. İmdat! Ne olur yardım edin, ne olur. Ne oluyor lan orada? Rahat bırakın lan kadını. Rahat bırakın. Birader sen kimsin? Hayırdır? Karışma vallahi bak seni de döveriz he. Bu kadını vallahi kimse kurtaramaz. Seni de döveriz. Senin de paralarını alırız. Hız elen buradan. Ne olur yardım edin bana. Ne dediniz siz? Ne dediniz? Duyamadım. Yaşamaktan sıkıldık mı dediniz? Rahat bırakın lan kadını. Rahat bırakın. Vallahi vururum ikiniz de. Vururum. Ben bu şehrin mafyasıyım lan. Mafyasıyım. Ula oğlum adam psikopat çıktı. Kaç oğlum kaç. Vallahi ya vuracak bizi. Kaç kardeşim kaç. Hanımefendi siz iyi misiniz? Size zarar vermediler değil mi? İyi misiniz? Ay hiç bu kadar iyi olmamıştım. Çok teşekkür ederim. Hem paramı hem de hayatımı kurtardınız ya. Çok teşekkür ederim. Size borcumu nasıl ödeyeceğim? Nasıl? Borcunuz falan yok hanımefendi. Görüşürüz. İyi günler. Ay ne kadar yakışıklı, ne kadar havalı, ne kadar karizmatik birisi. Ya aşık oldum resmen, aşık oldum. Bulacağım seni yakışıklı şey. Neyse artık işimize bakalım. Gelip arabaları alalım. Çocuklar ne oldu size böyle? Söylesenize kim yaptı size bunu? Kim bu hale getirdi sizi? Anneciğim söyleyelim ama ne olur babama söyleme, ne olur. Evet anneciğim, babam gidiyor çocukları uyarıyor. Onlar bizi daha çok dövüyor. Öyle şey mi olur çocuklar ya? Babanıza söyleriz, cezalarını verir, hapse atar onları. Ya hadi be anne, babam hayatta öyle bir şey yapmaz. Babamı tanımıyor musun? Bize daha çok kızar. Niye kavga ettiniz der. Aynen öyle. Çocuklar da babanıza mı güveniyorsunuz deyip daha çok dövüyor bizi. Babam hiçbir şey yapmıyor onlara. Bebek asker, bebek polis, bu halinizde be. Ne oldu size? Ne oldu? Kim yaptı bunu size? Kim yaptı? Boş ver fakir amca, boş ver. Ben Kerim'e söyleyeceğim, halledeceğiz fakir. Merak etme sen, merak etme. Hayır babama söylemeyin, ne olur. Hiçbir şey düzelmez, daha kötü olur. Aslı polis sen karışma, ben halledeceğim. Çocuklar kimse size dokunamaz. Duydunuz mu beni? Bunu yapanı bana söyleyin. Gelip cezasını vereyim onun. Vereyim. Gerçekten mi fakir amca, intikamımızı alacak mısın? Harbiden mi be, kral adamsın fakir amca, yaşasın. Aynen öyle. Hiç merak etmeyin siz. Hiç merak etmeyin. Ben bu işi halledeceğim. Gideceğim, kollarını, bacaklarını kıracağım. Güzel bir ders vereceğim onlara. Kimse benim yeğenlerime bulaşamaz. Ay şuna bak ya, fakir ne kadar yakışıklı, ne kadar havalı olmuş. Benim çocuklarımı kendi çocuğu gibi koruyor ya. Keşke Kerem de koruyabilse bizim çocuklarımızı böyle. Acaba ben yanlış kişiyle mi evlendim ya? Süpersin fakir amca, çok teşekkür ederiz. Bizi kurtardın, çok sağ ol. Sen arkamızda olduğun sürece kimse bize zarar veremez artık. Çok teşekkür ederiz fakir amca. Lafı olmaz çocuklar, merak etmeyin. O iş bende. Şimdi ben geliyorum. Şehirdeki bütün arabaları satın alacağım. Of, hem yakışıklı hem karizmatik hem de çok zengin. Bütün arabaları satın alacakmış ya. Aşık oldum galiba fakire. Of fakir, ne var ne istiyorsun ya? Bu arabalar da kimin? Bu motorlar kimin? Niye beni buraya çağırdın? Nasıl ama Miray? Yeni arabalarımı, yeni motorlarımı, yeni evimi beğendin mi? Hepsi çok pahalı, çok lüks. Gördün mü? Aa fakir, yaşasın hayatım, yaşasın aşkım. Çok zengin olmuşsun. Bir sürü araba, motor almışsın. Yaşasın. Sonunda bizim de bir sürü arabamız, bir sürü motorumuz oldu. Yaşasın hayatım ya, canım kocacığım. Hani lan oradan? Nereden bizim oluyormuş? Nereden? Burada gördüğün her şey sadece benim. Duydun mu Miray? Sadece benim. O ne demek fakir? Hani beni çok seviyordun? Hani birbirimizi çok seviyorduk? Asla ayrılmayacaktık. Unuttun mu Miray? Sen benden fakirim diye ayrılmıştın. Sana araba alamıyorum diye ayrılmıştın benden. Artık çok zenginim, çok güçlüyüm, çok zenginim. Tamam işte, ne güzel hayatım. Tekrardan birlikte olabiliriz işte. Hayır Miray, ben artık seninle birlikte olmak istemiyorum. Sen demek ki benimle param olsa sevgili olursun, olmazsa olmazsın. Senin gerçek yüzünü gördüm. Şimdi dersini aldığına göre gelebilirsin, gelebilirsin. Hayır olamaz, ne yaptım ben, ne yaptım? Çok pişmanım fakir, affet beni. Ne olur hayatım, çok pişmanım, çok özür dilerim.
Hadi be oradan. Yıkıl karşımdan. Yıkıl. Sana ihtiyacım yok. Anneciğim, babacığım, ben okula gidiyorum. Bir şey istiyor musunuz benden? Aslan oğlum benim ya. O kadar zengin olmasına rağmen hala okula gidiyor. Okula gidiyor. Ay gerçekten Ardacığım ya. Gurur duyuyorum seninle. Gurur duyuyorum. Anneciğim babacığım, okula gitmezsen millete nasıl hava atacağım? Hadi öpüyorum sizi, ben gittim, hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Oha, şu havaya bak, nasıl da yağmur yağıyor ya. Neyse ki fakir değilim artık, son model lüks arabamla gidebilirim okula. İşte böyle, bas kaza Arda, bas kaza. Abi ya, ne yapacağım şimdi ben ya, deli gibi yağmur yağıyor, nasıl gideceğim okula? Erceler ne güzel zenginlik, bir sürü arabamız vardı, şimdi yürüyerek gitmek zorundayım. Fakiriz, çok fakiriz. 5 kuruş paramız kalmadı, karnımızı doyuramıyoruz. Of ya, of. Ne yapacağım ben ya? Bir araba geliyor, inşallah durur ey. Rüzgar kardeş, bu havada ne yapıyorsun ya? Ne işin var, niye yürüyorsun? Ana, yemin ederim seni Allah gönderdi kardeşim ya. Çok iyi oldu, okula gidiyorum da ben, beni okula götürebilir misin? Ya Rüzgar, Allah göndermedi, kendim geldim. Aa kardeşim, sen de mi okula gidiyorsun? Vay be, tesadüfe bak, ben de okula gidiyorum. Gerçekten bebe Arda yaşasın, ben yaşasın. Beni de getirirsin değil mi kardeşim? Getirirsin değil mi? Aynen Rüzgar, tam şu an götürüyorum. Of Arda ya, alacağın olsun. Yapacak bir şey yok. Islanacağız, geç kalacağız. Of. Evet çocuklar, hepiniz derse hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugün oyuncak getiriyorduk. Oyuncaklardan not vereceğim. Evet öğretmenim, hepimiz getirdik oyuncak. Hepimiz getirdik. Nasıl ya, bugün oyuncak mı getirecektik? Benim karnım çok açtı, ben yemek getirdim, oyamaz ya. Ola öğretmenim, kaç yaşına gelmişiz? Hala oyuncakla mı oynayacağız ya? Çocuk mu sendiniz siz bize? Neyse, oyuncaklara bakmadan şöyle bir yoklama alalım. Herkes burada mı bakalım? Öğretmenim, herkes burada değil. Rüzgar gelmemiş. Dersinizi çok önemsemiyor sanırım. Ne diyorsun Arda, Rüzgar gelmemiş mi? Vay hergele vay, bir gelsin bak ona, ben ne yapıyorum? Allah ne neyse Rüzgar, aklı varsa gelmez ya. Bir sürü ıslanmıştır şimdi yağmurda. Oyuncak alacak parası da yok zaten, baldi direkt 0 verecek. Öğretmenim çok özür dilerim, geç kaldım, geçebilir miyim yerime? Ulan Rüzgar, sen kimsin, benim dersime geç kalıyorsun lan? Kimsin lan sen, cezalısın lan. Tek ayak üzerinde bekleyeceksin bütün ders boyunca. Öğretmenim doğru yapmayın, benim suçum değil ki, valla benim suçum değil. Ulan Velet, senin suçun neyse, kimin suçu ha? Söyle kimin suçu? Öğretmenim valla hepsi Arda'nın suçu, yağmur yağıyordu, ben yürümek zorunda kaldım, Arda beni almadı arabasına, valla öğretmenim. Arda oğlum, doğru mu bu, Rüzgar arabanı almadın mı? Bilerek geç kalsın diye almadın mı? Ya öğretmenim, geç kalsın diye niye almayayım yani, niye öyle bir şey yapayım, ayıp ediyorsunuz. Arabam fakir kokar diye almadım. Bakın işte öğretmenim dalga geçiyor, arabam fakir kokar ondan almadım diyor. Ne yani öğretmenim, benim gibi zengin birinin arabası fakir mi koksun, olur mu hiç öyle şey? Aferin Arda, süper dedin oğlum, bana mantıklı geldi. Rüzgar tek ayak üzerinde bekle lan. Of ya, of ya, peki tamam. Evet, herkes geldiğine göre sizin oyuncaklarınızı puanlamaya başlayabiliriz çocuklar. Şöyle bakalım bir, Keko oğlum ne getirdin sen? Ula öğretmenim, ben tespih getirmişim, tespih. İyi de oğlum, tespih bir oyuncak değil ki, ayrıca okula tespih mi getirir lan? Ula öğretmenim kusura bakmayın, ben delikanlı bir adamım yani, öyle oyuncak mı oyuncak işim olmaz. Ayrıca erkek adamın tespih olması lazım, ona göre ya, siz erkek değil misiniz, sizin niye tespihiniz yok? Ulan Keko, göstereceğim şimdi sana erkekliği, otur lan, 0 aldın. Ula Balli, sen kimsin, bana 0 veriyorsun lan, çıkışta gel lan, çıkış. Gel. Şuradan şöyle bir bakalım, kim var? Bebek asker oğlum, sen ne getirdin? Öğretmenim ben oyuncak araba getirdim. Çok sevdiğim bir araba bu, onun oyuncak halini getirdim. En büyük hayalim ileride bir gün bu arabanın gerçeğini satın alabilmek. Mal bebek asker, bende gerçeği var. Allah razı olsun. Arkadaşlar, havalardayı sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Tamam da niye dalga geçiyorsun ki Arda? Tamam, olabilir yani. Hadi lan oradan, Allah'ın fakiri, en büyük hayalini bak, bahçede duruyor, arabam orada. Of Arda ya, çok kırıcısın, çok kırıcısın. Öğretmenim sakın bu bebek askere yüz vermeyin. Bakın yani gerçeği var bende, çalmış yani, öyle oyuncak mı olur? Bende o arabanın gerçeği var. Evet
Zarda doğru söylüyorsun oğlum. Bunun oyuncağı mı getirilir lan? Adam gerçeğini getirmiş. Otur, sefer aldın. Of Arda of, çok kötüsün çok. Kötü değilim oğlum, zenginim, kıskanma. Ay bu Arda'ya ne olmuş böyle ya? Zengin olunca çok değişmiş, kötü birisi haline gelmiş. Önce rüzgara kötülük yaptı, şimdi bebek askeri yapıyor. Niye böyle yapıyor ya? Evet, şöyle sıradan devam edelim. Bebek Sonic oğlum, sen ne getirdin? Şey öğretmenim, çok özür dilerim. Benim karnım çok açtı da ben yemek getirdim ya. Oyuncak getirmedim. Hamburgerde oyuncak sayılır mı ya? Sayılır mı? Oğlum mal mısın sen? Hamburger oyuncak olur mu hiç? Otur lan, sıfır aldın. Of ya of, neyse hamburgerimi yiyeyim ben, neyse. Öğretmenim bir de rüzgara mı sorsanız, hem geç kaldı hem de oyuncak getirmedi galiba. Sorun bakalım getirmiş mi? O vardı, niye hatırlatıyor ya? Ben ne güzel dekayak üstünde bekliyordum. Öğretmen unutmuştu beni, o vardı ya. Harbiden rüzgar ya, sen oyuncak getirdin mi? Hem dersime geç kalıyorsun hem de getirmedin mi yoksa? Şey öğretmenim, biliyorsunuz bizim artık hiç paramız yok da şey, ben alamadım oyuncak ya, alamadım. Son paramla babama ve bana ekmek aldım ya, karnımız çok açtı, doyuralım diye ekmek aldık. Oyuncak alacak paramız yoktu öğretmenim, çok özür dilerim. Ha öyle mi oğlum, üzüldüm ya. Tamam hadi tamam, bu seferlik seni affediyorum. Hop hop öğretmenim, öyle iş mi olur ya? Biz mal mıyız, eşek miyiz? Biz hepimiz oyuncak getirmişiz, rüzgar getirmemiş. Oldu ya, olur mu hiç böyle şey? Oğlum ya, yazık çocuğa ya, niye böyle diyorsun? Vallahi ben anlamam, rüzgar sıfır alacak öğretmenim. Bakın bu okulu satın alırım, görürsünüz. Rüzgara sıfır vermezseniz satın alır okulu, kovarım size. Ya Arda yapma şunu işte ya, yapma, ne güzel acımıştım halde bana, of ya. Tamam tamam oğlum, alma okulu satın, tamam tamam, rüzgar sıfır aldın. Ha söyle işte. Aa öğretmenim tamam da, yani Arda da oyuncak getirmemiş, bu kadar artist artist konuşuyor ama oyuncak getirmemiş, ona da sıfır verin o zaman. Oğlum Arda, rüzgar doğru söylüyor, sen niye oyuncak getirmedin, sıfır vermek zorundayım sana. Yo getirdim, bakın paramı getirdim, para benim için oyuncak gibi bir şey, bir sürü param var. Ve eğer sınıftaki herkese sıfır verip bana yüz vermeyi kabul ederseniz bütün param sizin. Ne, gerçekten mi oğlum, gerçekten mi? Arda bize neden bunu yapıyorsun, nefret mi ediyorsun bizden? Ana oğlum, her türlü sıfır alacağız zaten ya, yapacak bir şey yok. Vallahi öğretmenim, siz bilirsiniz, burada bir sürü para var. Of, ben bu paralarla neler neler yaparım. Tamam oğlum kabul, hepiniz sıfır aldınız lan. Arda sen 100 aldın oğlum, hepiniz sıfır aldınız. İşte bu kadar basit. Of Arda ya, alacağın olsun, alacağın olsun. Ben zaten sıfır almıştım, süper oldu bu, süper oldu. Herkes sıfır aldı, annemle babam bana kızmayacak, yaşa sen. Tamamdır, dersimiz bitmiştir, hepiniz defolun gidin lan buradan. Arkadaşlar okul bittiğine göre biraz takılabiliriz değil mi? Nasıl yeni arabam, beğendiniz mi? Süper, çok havalı, çok lüks değil mi? Oy ya, şimdi herkes Arda ile arkadaş olacak, kimse benimle konuşmayacak, dalga geçecekler ya, ol ya. Arda araban var ya, araban iğrenç lan, iğrenç, şerefsiz Arda seni, şerefsiz. Evet araban iğrenç Arda, sen de iğrençsin, aynı senin gibi iğrenç araban. He ne oluyor, ben ne diyorsunuz siz, ben çok zenginim, konuşmalarınıza dikkat edin. Aynen öyle, hepimize çok kötü davrandın, özellikle de Yüzge'ye. Ne oluyor ya, arkadaşlarım beni mi savuruyor, ne oluyor ya? Kötü falan davranmadım oğlum, o fakir, fakirlere öyle davranılır. Sen zenginsin de ne oluyor lan, adam değilsin bir kere oğlum, adam değilsin. Rüzgar en azından adam gibi adam, çalışıyor, çabalıyor, babasına yemek yediriyor oğlum, sense adam değilsin. Aynen öyle, işin gücün artistlik Arda, işin gücün artistlik. Paranın olması seni kötü biri yapmamalı, sen çok kötü biri oldun ama. Aynen öyle, para seni çok değiştirdi Arda, çok değiştirdi. Elif duyuyor musun Allah'ın fakirlerini, pis fakirler, kıskanıyorlar işte beni. Gel hadi boşver bunları, seni son model lüks arabamla Starbucks'a getireyim, kahve içelim, ben ısmarlıyorum. Yürü git Arda ya, senin kadar kötü birini görmedim hayatımda, senle hayatta takılmam hayatta. İstersen dünyanın en zengin insanı ol, senin kadar kötü birisi yok. Ne oluyor ya?
Senden nefret ediyor zaten. Nefret, nefret. E valla ya, bize o kadar kötü davranıp artistlenip ondan sonra seninle arkadaş olacağımızı mı sanıyorsun lan? Harbiden Arda ya, böyle bizle kötü konuşacaksın, kötülükler yapacaksın, sonra param var diye seni affedeceğiz ha, oldu. Arkadaşlar ben diyorum ki bu Arda'nın ağzını yüzünü kıralım, ne dersiniz? Olur valla ya, ağzını yüzünü kırak bunu. Ne oluyor lan, ne oluyor? Rüzgar zenginken onunla böyle konuşmuyordunuz, onunla arkadaş oluyordunuz ama. Oğlum ben zenginken sizle asla dalga geçmiyordum, size sürekli yardım ediyordum. Bir de kendi yaptıklarına bak lan, sen çok kötü biri oldun. Para seni çok değiştirdi oğlum, çok değiştirdi. Evet, Rüzgar sürekli bize yardım ediyordu, kurabiye alıyordu, yemek alıyordu. Sense sadece dalga geçiyorsun. Arda, elimizden bir kaza çıkmadan defol git buradan, yoksa çok kötü döveceğiz seni. Eyvallah, defol git, tozor lan. Hayır, olamaz, kaç Arda kaç, öldürecek bunlar beni. Hayır, olamaz, bu kadar az param mı kaldı? Hayır ya, bu para bana hayatta yetmez, ne yapacağım ben, ne yapacağım? Zengin hayatım, ne saçmalıyorsun, burada bir sürü para var, bunlar bir ömür boyu yeter bize. Kendine gel hayatım, bir daha çalışmamıza gerek bile yok, şu paraya bak, 10 aileyi doyurur bu paraya, neden böyle diyorsun? Hayır Barbie, sen beni anlamıyorsun, bu para hiçbir şeye yetmez, benim çok zengin olmam lazım, daha da zengin. Ya sabah sabah ne oluyor anne baba ya, sabah sabah bir uyutmadınız ya, niye bağırıp duruyorsunuz yani, ne oldu ya, ne oldu? Oğlum Rüzgar, şu babana bir şey söyle, buradaki paraların bize yetmeyeceğini söylüyor, artık fakir kalacağımızı söylüyor, kafayı yemiş bu adam. Babacım, manyak mısın sen ya, biz parayla istediğimizi alabiliriz ya, hala çok zenginiz ya, ne diyorsun sen? Hayır yani, burada bir sürü para var, hala çok zenginiz ya. Hayır, siz beni anlamıyorsunuz, burada sadece 124 milyon dolarımız var. 124 milyon dolar kime yeter oğlum, he söyle, kime yeter? Babacım sen iyi misin ya, 124 milyon dolar diyorsun, Allah Allah, kafana bir yere falan mı vurdun sen ya? Yok oğlum, belli baban delirmiş, delirmiş. Yeter be yeter, siz ne anlarsınız zenginlikten, benim gidip daha fazla para kazanmam lazım, daha fazla. Daha ne kadar para kazanacaksın acaba zengin ya, daha ne kadar kazanabilirsin ki? Harbiden anneciğim ya, buradaki paralar neyle yetmiyor acaba, inşallah bu paralar da olmaz daha fazla kazanacağım derken. Şimdi hastaneye gidip dilendirecek bir bebek almalıyım, aynen öyle, dilendirip beni zengin edecek, bu son model lüks arabamla gidebilirim. Şu arabaya bakın be, ne kadar güzel, bundan bir sürü daha alabilmek için gidip hastaneden bebek bulacağım, onu dilendirip daha da zengin olacağım. İşte sonunda gelebildim hastaneye, şimdi içeriden bir bebeği evlat edinip dilendireceğim. Merhaba zengin bey, hoş geldiniz, size nasıl yardımcı olabilirim? Şey doktor bey, hastanenizde kimsesiz çocuklar var mı? Bebekler yani böyle. Olmaz olur mu? Tabii ki var. Siz ne için sordunuz peki zengin bey? Şey doktor, neden soracağım ya? Evlat edineceğim, yazık yani, kimsesiz kalmasınlar. Evlat edinmek istiyorum. Vay be zengin bey, siz harika birisiniz. Bakın burada kimsesiz çocuklar. 4 tane kimsesiz çocuğumuz var. Birini seçersiniz. Hastane size emanet. Yemek yemeye gideceğim ben. Ha, manyak mı lan bu doktor? Hastaneyi bana emanet etti yemek yemek için. Manyak mıdır nedir ya? Aman neyse ne, ben şuradan çocuklara bakayım. Tatlı bir çocuk seçeyim. Ha, bu da ne böyle anneciğim, olamaz. Oğlum bu ne lan, bu ne lan? Herobrine lan bu bebek. Kimse para vermez ki buna. Tatlı falan değil, korkunç bu bebek. Bu biraz daha büyüsün, güçlerini kazansın. Banka soyguncusu yapacağım bunu. Hadi diğer bebeğe geçeyim en iyisi. Bakalım kim var. Bu ne lan, Arda'ya benziyor lan bu. Arda'ya benziyor, bizim fakirin oğlan. Çok tipsiz lan bu. Buna kimse para vermez lan, çirkin bu. Aynen aynen, çok çirkin bu. Aynı babasıyla dedesine benziyor. Neyse diğer bebeğimize geçelim. Bakalım bu kimmiş. Ha, Kerem komiser Lüvey annenin bebeği mi? Ha, ben bunu alırsam beni tutuklarlar. En iyisi diğer bebeğe geçeyim ben. Aynen aynen, diğer bebeği alayım. İşte bu, tam aradığım bebek. Aynen aynen, tatlı bir şey. Maviş böyle. Buna kesin çok para verirler. Ben en iyisi bunu evlat edineyim. Abi beni evlat mı ediniyorsun? Ben senin çocuğun mu olacağım? Arkadaşlar, bebek Sony'yi seviyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ya babası ölümsüz olur inşallah.
Aynen süper olacak. Seninle çok zengin olacağız, göreceksin. Yani ben aslında zaten çok zenginim de daha da çok zengin olacağız seninle, canım oğlum benim. Yaşasın babacım, yaşasın, çok zengin olacağız. Hadi gideyim babacım, zengin olmaya gideyim. Yaşasın zengin ayam oğlu, yaşasın. Ulan doktor da hastane sana emanet dedi. Ya bebekleri çalarlarsa ne yapacağım o zaman? Ne oldu babacım, bir sıkıntı mı var, ne oldu? Aman yok bir şey oğlum ya, bin sen arabaya boşver, çalarlarsa çalsınlar, ne yapayım yani, göz kulak olsaydı. Vay be babacım, bu ev ne kadar güzelmiş. Burası şimdi benim yeni evim mi? Süpermiş bu ev, süper. Aynen, burası senin yeni evin. Hadi ben içeri geçiyorum, birazdan gelirim, sana ne yapacağını anlatırım, nasıl zengin olacağımızı anlatırım. Ne babacım, içeri mi geçiyorsun? Ben ne yapacağım? Beni almayacak mısın içeriye ya? Beni almayacak mısın? Orası benim de evim değil mi artık? Ben niye gelemiyorum? Ben de eve gitmek istiyorum. Ulan dingil, senin evin burada işte. Bak görmüyor musun? Buradaki kulübe işte he? Ama babacım burası bir köpek kulübesi. Ben köpek miyim? Ben burada mı yaşayacağım? Şaka mı yapıyorsun ya? Şaka yapıyorsun değil mi? Ne şaka yapacağım lan? Aynen öyle. Orada yaşayacaksın. Orası senin evin. Seni hayatta içeri sokmam. Ama babacım ben köpek değilim. Maya değilim. Ne olur ben de içeri gireyim. Hadi lan oradan, sen benim köpeğimsin. Benim için dileneceksin. Beni çok zengin yapacaksın. Bana çok para getireceksin. Duydun mu beni? Yoksa senin gibi salak kimsesiz bir çocuğu niye alayım ben hastaneden he? Niye evlat edineyim? Söylesene bana, pis salak. Ben beni sevdiğini düşünmüştüm babacım. Sevdiğini düşünmüştüm. Hayır, ben dilenmek istemiyorum. Hemen kapa çeneni, sana ceza. Hemen dilenmeye başlıyorsun ve bütün paraları bana getiriyorsun. Duydun mu? Hemen. Yoksa ağzını yüzünü kırarım senin he? Duydun mu? Peki madem babacım, tamam, dilenmeye gidiyorum ben. Of ya. İşte bu. Tekrardan çok fazla param olacak. 500 milyon dolarım olacak. İşte bu. Ne olur bana para verin. Karnım çok aç. Ne olur bana para verin. Lütfen bana para verin. Ne olur. Karnım çok aç. Ne olur para verin. Ha, ne oluyor lan? Sen de kimsin? Ha, sen de kimsin be? Ne yapıyorsun lan sen burada? Ha, söyle bakayım. Ne yapıyorsun? Abi karnım çok aç. Ne olur bana para verir misin? Ne olur abi. Hadi lan oradan pis fare seni. 5 kuruş para yok lan sana. Defol git lan bu şehirden pis fare. Ya neden bana öyle diyorsun? Ben pis fare değilim. Ben fare değilim. Ben kirpiyim. Ha, bu velet de kim ya? Ne yapıyor burada? Ha? Kardeşim ne yapıyorsun sen burada? Ha? Abicim karnım çok aç da bana para verir misin? Diyeniyorum ben. Ne olur bana para ver. Uyur mu? Hadi lan oradan, sana para vereceğime gider. Protein tozu alırım. Salak fare seni. Utanmıyor musun lan sen dilenmeye? Ezik misin? Spora gitsene oğlum. Spor her şeyin çözümü. Bas lan bas. Ezik seni. Gidip burada dileneceğine git spor yap salak. Ya bana niye fare diyorsunuz? Ben fare falan değilim. Of ya of, ne olur para verin ya. Ne sporu ya? Spora nasıl gideyim? Param yok benim. Karnım aç. Ha? Oradaki şey de ne? Ne yapıyor orada? Dileniyor mu ya? Yazık ya. Bir gideyim konuşayım en iyisi şununla kardeş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Bana biraz para verebilir misin? Ne olur. Karnım çok aç. Sen dileniyor musun burada ya? Aa, çok üzüldüm sana. Çok da tatlı bir şeysin sen ya. Ne kadar tatlısın. Neyse cebimdeki son parayı vereyim bari sana. Gerçekten mi abi? Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Sen gerçekten çok iyi bir işsin. Al bakalım son paramı sana veriyorum. Dikkatli harca, olur mu? Hadi görüşürüz tatlı şey. Kendine iyi bak, olur mu? Yaşasın yaşasın. 5 yam oldu. Bu abi çok iyi biriymiş. Örümcek abi yaşasın. Şu verene bak la sen. Şşt, hayırdır oğlum? Sen ne yapıyorsun la burada? Dileniyor musun birader? Hayırdır? Cevap ver bakayım bana. Dileniyor musun sen burada? He? Evet abi dileniyorum. Hiç param yok. Sen de biraz para verir misin bana? Ne olur. Burada benden habersiz dilenemezsin. İzin alacaksın. Al bakalım sana. Al bakalım. Paranı da çaldım. Enayi parası. Lan bu enayi parası. Hayır olamaz, sadece 5 yan vardı, onu da çaldı. Ne yapacağım şimdi ben, ne yapacağım? Tabağımı da kıydı, tabayamı da kıydı. Hayır. Ha, ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Paralar nerede lan? Sana verdiğim tabak bile yok. Dalga mı geçiyorsun? Nerede lan paralar? Babacım çok özür dileyim. Sadece bir kişi para verdi. Onu da çaldı birisi. Vay ya, izin ay dedi. Çaldı benden. Ne olur kızma.
Lan ben seni niye evlat edindim ha? Niye evlat edindim? Dilan para getir diye. Paraları çaldır diye mi edindim he? Salak faresini, salak fare. Babacım dönü ayı vayma çok canım acıyor döy. Kapa lan çeneni, kapa lan, al bu yumruklarımı, al bakalım. Ha, bu ağlama sesleri de ne ya? Ne oluyordu? Ha zengin, dur hemen. Zengin, sana diyorum, ne yapıyorsun? Küçücük bebeğe niye vuruyorsun? Kapa çeneni Kerem, bilmediğin işlere karışma, burnunu sokma. Ne oluyor, yardım edin, beni ödeyecek bu adam. Zengin dur hemen, vallahi bak vururum seni, hapse atarım, duyuyor musun beni? Vay be Kerem, demek şimdi öyle olduk ha, demek öyle olduk, bana bu pis fare için silah çekiyorsun. Borç isterken hakkında kalır artık. Sana bir daha 5 kuruş para yok, bugünü hatırlatacağım oğlum. Sen iyi misin tatlı şey, sana çok zarar vermedi değil mi? Hayır, tam zamanında yetiştiniz, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir şey soracağım, zengin ne dedi az önce? Borç borç isteme dedi. Paraya mı ihtiyacınız var sizin yoksa? Evet, şu sıralar faturaları, kirayı ödemekte zorlanıyoruz. Zenginden biraz borç istemiştim, yarın verecekti. Ama şimdi seni kurtardığım için vereceğini sanmıyorum. Olsun, sonuçta sen kurtuldun ya. Boşver, bir şekil öderim ben. Hayır, buna izin veremem. Ben çok hızlıyım. Şimdi size gereken parayı getireceğim. Hiç merak etmeyin, hiç merak etmeyin. Ha? Ama nereden bulacaksın o parayı? Nasıl yani? Siz sadece bana güvenin, hiç merak etmeyin. Birazdan geleceğim, evde bekleyin. Oha, çocuğa bak, gerçekten çok hızlıymış. Neyse, ben en iyisi onu dinleyeyim, evde bekleyeyim onu. Bir saat sonra. Ulan 10 dakika kestireyim dedim, 1 saat olmuş ya. Neyse, aşağı inip paralarıma bakayım. Ha, paralarım nerede lan? Olamaz, paralarımı çalmışlar. Hayır, olamaz, paralarım yok, hayır. Nasıl yani şimdi, bu paraların hepsi benim mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Evet, siz çok iyi, çok iyi kalpli birisiniz. O yüzden sizin bütün paralar, size hediye ediyorum bu parayı. Hepsi sizin, istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Artık çok zenginsiniz. Sen ne kadar tatlı bir şeysin ya. Çok teşekkür ederim, sayende zengin oldum. Senin annen baban kim? Söyle bakayım. Maalesef benim annem babam yok. Ama keşke sizin gibi bir babam olsaydı. Çok iyi bir babaya benziyorsunuz. Demek öyle. Seni hiçbir yere bırakmam. Sen artık benim oğlumsun. Duydun mu? Evlat ediniyorum seni. Bu para da ikimizin. Artık ikimiz de zenginiz. Ne? Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim babacığım. Seni çok seviyorum. Yaşasın. Hem babam oldu. Çok iyi babam oldu. Hem de zenginiz. Gel buraya oğlum. Sarılayım sana.